Namık Kemal, 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğmuştur. Genç Osmanlı Hareketi'nin milliyetçi yazarı, Yenişehirli Mustafa Asım Bey ve Fatma Zehra Hanım'ın oğludur. Vatanseverlik, hürriyet, millet gibi kavramları şiirine dahil etmiş bir aydındır. Vatan şairi ve hürriyet şairi olarak da bilinen Namık Kemal, şiirlerinin yanı sıra Türk edebiyatına hikaye, roman, tiyatro, makale gibi türlerden de eserler kazandırmıştır. Türk edebiyatının ilk edebi romanı İntibahı ve Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre Vatan şairine aittir. Annesini küçük yaşında kaybedince çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa'nın yanında Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirmiştir. Bu yüzden özel ve kaliteli bir öğrenim görmüştür. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 18 yaşında İstanbul'a babasının yanına döndü. 1863'te Baba Ali tercüme odasına katip olarak girdi. 4 yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma fırsatı buldu. 1865'te kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın nedeniyle 1867'de kapatıldı. Namık Kemal, İstanbul'dan uzak olması için Erzurum'a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmeyi erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa'nın çağrısı üzerine Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçtı. Bir süre sonra Londra'ya geçerek Mustafa Fazıl Paşa'nın parasal desteğiyle Ali Suavi'nin Yeni Osmanlılar adına çıkardığı Muhbir gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi ile anlaşamadı, Muhbir'den ayrıldı. 1868'de yine Fazıl Paşa'nın desteğiyle Hürriyet gazetesini çıkardı. Çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden Avrupa'da desteksiz kalınca 1870'te Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa'nın çağrısıyla İstanbul'a döndü. Nuri, Reşet ve Ebu Ziya Tevfik Beylerle birlikte 1872'de İbret gazetesini kiraladı. Aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete 4 ay kapatıldı. İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Gelibolu Mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı Vatan yahut Silistre oyunu 1873'te Gelikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyunu izleyenler galeyana gelip olay çıkardı. Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez Kalebentlik'le Magosa'ya sürgün edildi. Sürgün cezasının ardından İstanbul'a dönen Namık Kemal, 2. Abdülhamit Han aleyhine bir tehdit beyti yazıp bunu mecliste okuyunca mahkemede yargılandı. Bunun üzerine asayişi bozduğu gerekçesiyle suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat kısa bir süre sonra beraat etti ve kendi isteğiyle Midilli Adası'na gitti. Bu dönemde adanın mutasarrıfı olarak vazifelendirildi. Görev süresi boyunca da kaçakçıları önledi. Bunun yanında hazine gelirlerini de arttırarak 20 Türk okulu kurdu. 1882 yılında da Nişan-ı Osmanlı madalyasıyla ödüllendirildi. Daha sonra çıkarları zarar görenlerin şikayeti üzerine Rodos Mutasarrıflığına adandı. Ancak İngiliz ve Yunanların şikayeti sonucunda buradan alınarak Sakız Adası Mutasarrıflığına getirildi. Sakız Adası'nın kuru havası sebebiyle rahatsızlanan Namık Kemal, 2 Aralık 1888 tarihinde 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Burada bir caminin haziresine defnedildi. Daha sonra vasiyeti üzerine Gelibolu'ya nakledildi. Daha sonra ise Sultan 2. Abdülhamit tarafından kabrine bir türbe yaptırıldı. Kemalist yön hareketi olarak vatan şairimiz Namık Kemal'i saygı ve özlemle yad ediyoruz.